kuantum bilgisayarlarının unuttuk taş devri başlıklı konuşmasını yapmak üzere Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden Profesör Doktor Ceyhun Bulutay hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Burada bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Malum özgüveni biraz yıkık bir toplumuz bazı konularda özellikle. Bazı konularda özgüvenimiz çok iyi. Türk mutfağı gibi konularda hiç öyle özgüven sıkıntısı yaşamayız ama bilimde bayağı kötüyüz yani. Sebebi bilimde çok iyi bir geleneğimiz var. Bilimde ise geleneklerimiz çok zayıf. O itibarla Şakir hocamız gibi bilimin devlerinden birisinin bu topraklarda, bu ofiste tüm çalışmalarını gerçekleştirmiş olması bizim için çok büyük bir güven kaynağı. Ve bunu orada bu toplantıyı ortaya çıkaran eksik olmasın. Yani Deniz hocama, Nadir hocama, Yusuf hocama çok teşekkür ederim davet nazik davetleri için de. Oldukça amatör bir konuşma vereceğim. Biraz da insanları sıkılmak için böyle bir konuyu seçtim. Kuantum bilgisayarlar için önemli bir devirden geçiyoruz. Ben buna bulutlu taş devri diye bir isim koydum. Onu bir tespit edelim birlikte diye böyle bir amacım var. Konuşmada ilk önce bir karşılaştırma yapmak için klasik bilişimin bir kısa tarihini yapmaya çalışacağım. Subjektif olarak. Sonra onu kuantum bilişiminin şu anki haliyle biraz karşılaştıracağım. Sonra şu anki mevcut seçeneklerimiz neler? Kuantum bilgisayarlar arasında ne tür üstünlükler bekleniyor? Bunlardan bahsedip sonra belki vakit kalırsa bir algoritmalardan bir tanesini bir örnek vermek istiyorum. Yine vakit olursa yerlerini de değiştirebilirim. Yani çok çok basit olmayacak. İşe yarar bir uygulama, el yazısı tanıma ile ilgili de kısa bir öğrencinin yaptığı çalışmalardan çok az bahsedeceğim. Bu konuda hiçbir şekilde otorite değilim. Bazı önermeler var, bu önermeler kesin gibi gözüküyor olabilir. Bu benim gafletimden de olabilir, konunun da çok derinliğinden dolayı da bunların her şeyi tartışmalı o açıdan. Dikkate alınması lazım. Konunun uzmanları aramızda varsa herhangi bir konuda kesip yolunda bulunabilirler. Konuşma uzamasın diye belli bir T anında tabii duracağım. Halkın problemi gibi bir şey oldu. Büyük ihtimalle duracağım. Şimdi klasik bilişimin önemli tespiti şu. Ortada bilgisayar falan filan yokken teorisi bitmişti o. 1837'de Bell için imal edilmemiş olan bir makinesi var. Bu sonradan anlaşıldığına göre 10 Hz hızında Turing makinesi. 1 kilobayt bir belleği olabilirmiş tasarım gibi. Bundan sonra diğer benim ilgimi çeken bir nokta 1926 kuantum mekaniğinin daha ilk günleri ve ilk patent var. Transistör patenti, field effect transistör. Bu da çok çok ortada yani hiç şey yok. Transistör yokken patenti alınmış durumda. Yine ilginç, ortada bilgisayar falan filan yok ve bilgisayarla ilgili, bilişimle ilgili çok önemli teoriler neredeyse bu iki kişi tarafından, Turing ve Church tarafından bitiriliyor doktora tezi falan filan olarak. Bu da önemli. İlk bilgisayar şurada geliyor, işe yarar bir bilgisayar. Almanların yaptığı Şimdi Dünya Savaşı için kullandıkları Z3 makinesi, Röntgen teknolojisine dayanıyor. Bundan sonra hepimizin bildiği vakum tüplü ENIAC. İşte bir odayı dolduran kosmik bir makine. Engin hocamız bunu biraz daha farklı bir şekilde göstermiş aslında. Yine bir önceki Çetinkaya hocamızın çok önemli bahsettiği ve Shannon'ın iletişimin matematiksel kuramını da 1948'de ortaya koymuştur. Fiziksel geçme açısından eklemli transistör önemli. Baden-Baden Schaffner'in 1950'de ilk yaptığı eklemli transistör. Bu da ilginç. 53 yılında ilk Fortran
İskender Hocamızdan bahsettik biraz aslında. Portalımızı bir kitaptan bahsetti, öğrencilerin kitap. 53'te IBM bunu geliştiriyor. İlk derleyici 57 yılında çıkıyor, Fortran derleyici. Bunları sonra karşılaştırmak için burada bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 69'da ilk çip geliyor internet tarafından. Sonrasında tabii ki bilgisayarlar tamamen hepimizin kullanımına giriyor. Patent şurada, çip şurada. Yani yaklaşık bir 40 yıl sonra gerçekten ticari bir şey karşımıza çıkıyor, ürün. Şimdi bu çok subjektif bir klasik bilgisayarların tarihi. Quantum bilgisayarının durumu şöyle. Ortada quantum bilgisayar falan filan yokken hemen hemen çok şey bitmişti. Bitenler şunlar, 1970 yılında bir lisansüstü öğrenci Weissner, Columbia Üniversitesi'nde bir quantum para kavramını ortaya sürüyor. Ve bunu hiçbir yerde yayınlayamıyor. Sonra bence 10-15 yıl sonra bir yerde yayınlanmış olabilir ama o sırada yani fizik camiası buna hazır değil. Aynı zamanda da Park'ın kuantum kopyalanma teorisi var. O 82'de keşfediliyor ama aslında daha önce keşfedilmiş teorem. Bunun daha çok bilinen şey 75 ve 81'de Pavlovsky ve Feynman'ın önemli farkına vardıkları konu. Bir kuantum sistemi klasik bir bilgisayarda hesaplamak istiyorsak bu zor. Bunun zorluğunun farkına varıyorlar ve kuantum simülatörleri, benzeticilerin ilk aslında tohumlarını atıyor bilim hakkındır. Sonra Weissner kendi okul arkadaşları olan Bennett ile bu fikrinden bahsediyor ve Bennett belli bir aşamada 70'lerde bu kuantum para konusunda düşünürken Rassar'la bunu evrimçilerin en sonunda işe yarar bir protokolü çeviriyorlar. Kuantum anahtar dağıtımı protokolü. Ve bu protokol halihazırda çok önemli bir algoritma. Bir eğer optikta masada bir şey geliştiriyorsunuz, kriptoloji falan, BB84 ile test ediliyor. Ve bu da yine çağının çok öncesinde bir fikir olduğu için fizikçi falan basınlı. Bir IEEE Hindistan'da bir konferansta Proceedings'de çıkıyor. Ama ondan hemen sonra da bu konu patlıyor. Deutsche bunu hemen önümüne varıyor. Turing makinelerini kuantum bilgisayarlara taşıyorlar. Bennett ve başka arkadaşlarla beraber quantum teleportation fikirleri üzerine çalışıyorlar. Burada Deutsch algoritması 85'te önemli bir kuantum algoritma. Bunun ilham verdiği Shor ve Grover algoritmaları 90'ların ortalarında ortaya çıkıyor. Bu çok kritik bir algoritma. Tam sayı ya asal çarpanlarına ayırabiliyor. Ve bu üstel hızda o yüzden klasik bilgisayarlara göre çok çok önemli bir avantaj sağlıyor Shor algoritması. Grover algoritması da bir arama motoru gibi bakabilirsiniz. Sırasız bir listede, yani telefon rehberiniz var ve tamamen saçma sapan bir şekilde şey yapılmış. Yani birisini arıyorsanız tüm sayfaları çevireceksiniz, belki de en sondaki kişi bile çıkabilir. Klasik algoritma bunu çok çuvallıyor. Fakat Grover algoritması diyelim n tane girdi varsa kök n'de bunu bitirebiliyor. O yüzden bu da çok kritik bir algoritma. Diğer önemli bir kişi Zagorski. Bu bir teori fizikçi. Anlaşılan süper etken, D-Wave'ler falan çalışmış birisi. Ve Kanada'da. Ve ilk patent başvurusunu yapıyor. 99. Bu Lilienfeld'in 1926'daki Field Effect Transistor patenti 40 yıl sonuçtu. Buna da bir 40 yıl eklerse 2036'da filan doğru dürüst bir laptopumuz, yani bir kuantum bilgisayarımız olabilir mesela. Zagorski'nin bu D tipi süper iletkenlik şeyine dayanarak bir kuantum bilgisayar patenti alıyor. Başvurusunu da buldu. Sonra bu D-Wave şirketine zaten bu fikirler transfer olup
2003 yılından itibaren D-Wave bayağı bir patent bu konuda biriktirmeye başlıyor. İlk ticari şirket şu anahtar dağıtımı ile ilgili, teknoloji ile ilgili Cenevre'de bir şirket. Bu konuda sizlerin koyduğu bir şirket. Bu lazer teknolojisiyle optik bir anahtar dağıtımı, ID Quartic diye. O da bayağı eski aslında, 2002. Şu çok önemli bir algoritma var, en azından bizim fani insanlar için. Bu diğer algoritmaların ne yaptığını bile anlamamız zaman oluyor. Bu direkt doğrusal denklem sistem çözümü için HHL algoritması. Ve bu bazı çok şanslı durumlarda üstel hızlandırma sağlayan denklem sistemleri için. Matris tersi alma falan filan gibi. Yani çok böyle her zaman ihtiyacımız olduğumuz konularda çok işe yarar bir algoritma. Bunun çok türevleri de çıkmaya başladı. Bu da çok kritik bir kilometre taşı. Yani şuna çok büyümüş olabilir. Yine şirketi 2011 yılında 128 kubik bir tavlayıcı yapıyor. Bu bir kuantum bilgisayar değil. Belli bir problemi çözmek üzere yapılmış bir mimari. O yüzden yani klavyeyle diyelim, kodumuza yazılımdan cins bir şey değil de bu şu anda bayağı yüksek kubiklere çıkmış durumda. Şimdi bu karşılaştırmadan sonra biraz da şeylerden bahsetmek istiyorum. Kuantum bilgisayarlardaki zorluk ne? Zorluğun önemli bir kısmı bunun bir kuantum sistem olmasından kaynaklanıyor. Ve kuantum bir sistemi çevreden izole etmek çok zor. Ve bu bilgisayarların, kuantum bilgisayarların en önemli bileşenlerinden biri dolaşıklık çok kritik. İki tane parçadan oluşuyor kuantum sistemi ve bu iki parçanın halleri arasındaki toplam hal bir tensör çarpımı değil, daha birbirinden dolaşık bir ilintiyle bağlılar. Ve bu algoritmanın çoğu bundan çok yararlı. Fakat eğer ki çevreyle etkileşiyorsa bu ikili sistem, bu dolaşık halde kaybediyorlar ve sistem klasikleşiyor ve sonuçta kuantum mekaniğin hızlandırmalarından yararlanıyoruz. Ve bu sistemin kubit sayısı arttıkça da çevreden izolasyonu sağlamak o kadar zorlaşıyor. Ve bize de çok kubit lazım. Mesela bir örnek olarak eğer normal şu anda çok kullanılan RSA, kriptoloji, para yollamaları, kriptolojiyi kırmak için tipik olarak 4000 bitlik anahtarlar bitik geliyor. O yüzden bizim yani neredeyse 10 bin kubiklik bir teknolojiye sahip olmamız lazım. Direkt o anahtarı kırmak istersen. Ve bunlar da logical qubit deniyor, mantıksal qubit. Çünkü aslında sizin bir qubit olarak aldığınız fiziksel bir qubit tam da bir qubit değil. Kayıplardan dolayı, çevreyle etkileşimden dolayı ve bir sürü hatalar ortaya çıkıyor. Bu hataları gidermek için de bir kayıp var. O yüzden bir mantıksal qubit bir fiziksel qubit eşit değil. Bunun tek istisnası bir iddia tabii ki bu. Topolojik qubitler bu gerçekleştirilirse birebir aynı. Yani burada hiçbir sistem çok topolojik olarak korunduğu için birebir bir mantıksal qubit eşit oluyor. İddia ediyor. IBM geçen yıl şu kavram ortaya attı. IBM çok gördüğünüz gibi 1900 Fortran Compiler'ın 1953'te ortaya çıkaran yine IBM'di. IBM hala bu konuda önder. O da önemli bir başarı aslında. Geçen yıl kuantum hacim diye bir kavram ortaya attılar. Dedikleri şu, yani kubit sayısını arttırmak o kadar önemli değil. Önemli olan sizin kuantum bilgisayarınızın ve çevresizliğe kurban gitmeden tamamlayabileceği ya da dolaşabileceği problem uzayı, keşfedebileceği problem uzayı. Buna kuantum hacim deniyor. Onları geliştirdim.
terminoloji. Buna göre yani sizin 100 kubitiniz var, onu 200 kubite ilerlettiniz diyelim. Ama eğer çok yüksek bir eşeğrisizlik hata şeyindeyseniz, çok yürütülü bir kuantum bilgisayarınız varsa bundan hiç yararlanamıyorsunuz. Öte yandan kubit sayınız aynı fakat şeyinizi düşünüyorsunuz. Çevreyle eşeğrisizlik, yani çevreyle etkileşiminizi 10 kat düşürebilirseniz bu size 24 kat daha büyük bir kuantum hacime erişim sağlar. Bu fark inanılır. Şu anda bulut üzerinden bağlanılabilecek seçenekler var. Halka açık çoğu. Bunlar da en büyük faydası kuantum mekaniğini insanlar ve biz bu sayede öğrenmiş oluyoruz aslında. Çok faydalı işlerimiz yapılmıyor olabilir. Önemli şirketler ve çoğu da Amerikan şirketi bu konuda bir yarış içerisindeler. IBM'in bir Quantum Experience diye, burada çok kullanmış olan arkadaşlarımız da olabilir, bir platformu var. Şu andakilerin çoğu zaten halka açık olanlar süper iletken kubitlerine dayalı. En iyi makineleri 50 kubit, halka açık olanı 20 kubitlik bir model. İlk ortaya çıkardıkları bir 5 kubitlik bir makineydi, o da hala kullanılıyor. Derslerde falan bile kullanılıyor, çok güzel bir dokümantasyon var. Hiç duymadığınız bir Rigetti diye bir şirket, direkt bir kuantum fulyesiyle ortaya çıkan, yayılan, türeyen bir doktor tezinden çıkmış bir spin-off'tir. Ondan 19 kubitlik bir yine süper iletken tabanlı bir makine var, halka açık. Google'un halka açık olmadığını zannettiğim 72 kubitlik bir makinesi var. Microsoft topolojik kubitler üzerinde uğraşıyor. Onlar da hata oranı bunlara göre 14 kat daha düşük olması bekleniyor. Fakat burada henüz bir ürün yok. Intel'inki 49 kubit, 50 kubite çok yakın. Bunlar 2000 kuvveti olduğu için yani 250-249, şu 2 kat daha kuvvetli bir makine diye bakabilirsin mesela. Aynı hata oranına sahip. Çinliler bu işe girmiş durumda, Alibaba 11 kubitlik bir sistemle halka açık durumda. Bu yıl başında makine açıldı. Ayrıca tam üniversitelerin şey projeleri var, NMR'da 4 kubitlik. Bunlar sanırım artık erişime pek açık bile değil. Ve fotonik kontrolüsü de var. Türkiye'de bir şey var mı diyorsun? Türkiye'de bir şey var mı? Yok. Yani bir çalışma olduğunu zannediyorum. Yani Türkiye'de çok gerçekten bu konuda çok şey. Yani deneysel, aslında bu önemli bir nokta. Deneysel kuantum optik ve deneysel kuantum information'da çok çok büyük bir açığımız var. O yüzden genç arkadaşlar elinde bilgiler. Yani deneyici arkadaşların şey yapması gerekiyor. Bu konuda cidden bir bakmaları gerekiyor. Ve ilginç bir şekilde Fortran Compiler'da gördüğümüz gibi orada bir iki tane compiler varken şu anda cidden çok büyük bir dil savaşı var. Bütün bu şirketler kendi dillerini yaymaya çalışıyorlar. Mesela Microsoft Q-Sharp, Q-Sharp dilini geliştirdi. IBM'in şu assembly dili var, Rigetti'nin Forest diye. Herkes kendi platformunun kalıcı olmasını için her türlü gayreti gösteriyor. Bayağı bir yardımlaşmasına gayret ediyorlar. O yüzden durum bu. Yani gerçekten henüz ortada doğrusu bir kuantum bilgisayar yokken bile compilerlar ve bir sürü algoritmalar kazınmış durumda. Deneysel olarak çok büyük bir şey var aslında, fırsatlar var. O deneyin yaratacağı tabii teorik de anlaşılması gereken deneyi yaratıcılarla çalışırsa özellikle fırsatlar söz konusu. Bir bu durumda ortaya çıkan hafif beklenmedik, aslında beklenebilecek bir sıkışıklık da şu, sizin kuantum bilgisayarınız var fakat habire bunların kalibre edilmesi falan gerekiyor. Zaten bu IBM makinesine bağlandığınızda ara sıra kalibrasyona giriyor, çıkıyor falan. O yani şeylerin, kapıların şeyinden kaymaması gerekiyor tasarımlarından diyeyim.
ya çevreyle etkileşimlerinde habire sürüklenme var, o driftten çıkarılması gerekiyor. Ve doğru çalışıp çalışmadığını anlamak için sizin bu bilgisayarı klasik bir bilgisayarda benzetmeniz gerekiyor. Klasik bilgisayarlarda da kuantum bilgisayarları görüyorum. Mesela şu anki en büyük süper bilgisayar, Emin Hoca'nın konuşmasında da vardı. Titan ve yeni bir şey daha çıkmıştı. Samsung herhalde. Onlar da belli kapasite sınırı yaklaşık 1 petabyte. 1 petabyte, şöyle bir hesap yaptım. 249 qubitiniz var. Daha doğrusu 49 qubitiniz var. 249'luk bir Hilbert uzayınız var. Her bir noktada bir kompleks sayı, block sphere'li bir kompleks sayı karşılık geliyor. Onları double precision'la temsil edersiniz. Bu şu sayı geçiyor. 1 petabyte'dan daha çok belleğe ihtiyacınız var. O yüzden 49 qubitlik bir makineyi süper bilgisayarda en iyi top 500'dekinin en tepesinde bile yapamıyorsunuz. Bu aktif bir araştırma konusu oldu. IBM geçen yıl bunu nasıl aşabiliriz diye makaleler falan yazmaya başladı. Ama bu bir bakıma da iyi. Zaten böyle bir sıkışıklık olmasaydı biz klasik bilgisayarlarla kuantum dünyayı katır kütür yapıyor olacaktık. Böyle bir aralarında böyle bir şey olması, bizim üstel kaynak gerektirmesi ve böylelikle başarısız olması da beklenen bir durumumuz. Kuantum bilgisayar ne işe yarayacak? Bunların hepsi iddia, boş laflar olabilir. Fakat şöyle, kuvvetli olanları şunlar. Şifrelemede, ticarette önemli olacağı düşünülüyor. Kuantum Bitcoin gibi makaleleri arşivde görüyorsunuz. Diğer çok önem kazanabileceği noktalardan biri, bu big data ve yapay zeka, makineyle öğrenme konularında kuantum algoritmalar geliştiriyor. Orada işe yarayabilir. Bazı, yani hepsi değil, çok sınırlı optimizasyon problemleri çözünür ve kuantum bilgisayar işe yarayabilir. Yani tabii millet uçtu, yani o da sıcaklığı süper etkenli. Direkt yani bu olmazsa olmaz. Yani güya onu da ulaşacak gibi. Her şeyi çağırabilir. Bu ilginç kuantum oyunlar. Yine İskender hocamız bahsetmişti, ilk yaptıkları şey Moonlander diye bir oyundan bahsetmişti, biz onu oynuyorduk işte. Quantum oyunlar da önemli bir sektör, Türkiye burada bir yeri olabilir çünkü yazılım sektöründe Türkiye iyi. O yüzden bu makineler ilerledikçe değil, işinler de arttıkça bu quantum oyun sektörü de eminim çok farklı bir boyutta bir dünya açacak. Bunu takip edeceğiz. Yani kuantum bilgisayar üstünde oynanan oyunu mu kuantum oynuyorsun? Yani evet, yani sonuçta bir kuantum sistem üzerinde eş evrensizliğinin korunabildiği bir durumda yani kuantum mekaniğinin klasik mekaniğine göre üstün olduğu ve var olduğu bir oyun sistemi. Bunun tabii ki böyle klasik şeylerde benzetimleri olabiliyor. Maxwell's Demon gibi bir oyun çok öncelerden vardı mesela. Double Slit vesaire gibi çok şey klasik olarak bazı şeyleri benzetmek mümkün ama tamamen olay doğal olarak kuantum oyun şeyinde herhalde çok farklı. Kuantum kimyada önemli açılımlar yapabilir. Mesela ilaç tasarımında buradaki sıkıntıyı hocam da zaten çok iyi biliyor. Kuantum hassasiyette enerji hesaplamak yaklaşık bu kuantum hassasiyet bunu da yeni öğrendim. 1 kilokalori mol başıymış, yani 43 elektron voltmuş. Bu hassasiyette elektronik yapı hesabı bir şöyle koskoca bir şey için kesinlikle mümkün değil. Tüm elektronlarıyla bir sistemi, işte volümden var falan, öyle bir sistemi ancak şu kadarını şurada klasik bir bilgisayar hesaplayabiliyor. O yüzden böyle bir sistemde zaten Şakir hocamızın da kendisini karbon dünyasına kapılmadan önce amplik potansiyeli yok. Çok çok şey yapmıştı, ilgi görmüştü. Çünkü bunlar gerçekten klasik bilgisayarlarda çözülmesi imkansız boyutta sistemler. O yüzden en güvenli satış noktası kuantum bilgisayarlar kuantum sistemlerini benzetmede işe yarayacağı bayağı insan aklı kesiyor.
Fakat bazı problemler var ki kuantum bilgisayarlar tamamen çaresiz kalacak. Bunlar zor problemler. İşte satranç ya da 8'e 8 değil de Enneagram satranç tahtası, seyyar satıcı, modelsel ispat. Bu tür problemler zaten yani kuantum bilgisayarlar tamamen çaresizler. Yine üstel bir kaynak istiyor. Belki klasik algoritmalara göre üst kuvveti hafif düşük olabilir. Bir ispat var bu ilginç 98 yılında. Eğer kuantum mekanik doğrusal olmasaydı bunu da becerebilecekti gibi de ilginç bir ispat. Yani kuantum mekanik için bu çok önemli olmaz. Önemli ve patlayan bir konuşma oldu. Teorik bilişim. Şu da konuyla ilgilendiler bu teorik bilişimciler. Bu insanlar ilme ilgilen bile kullanmayan teorik bilgisayarcılar. Yani ilginçlikler bunlar. Karmaşıklık sınıflarını inceliyorlar. Klasik bilgisayarların çoğunuzun bildiği sınıflar var. Biri polinom zamanda kaynak tüketerek çözülebilen problemler. Bunlar klasik bilgisayarların kolay çözdüğü problemler. Bir de çok zorlandığı problemler var. Sistemin ölçeği büyüdükçe diyelim ki bu neyse molekül büyüdükçe değil. Artık üstel olarak artan problemler, NP'ler. Ve bunun da hiyerarşisinin en berbatları sonuç olarak aşırı olan polinom hiyerarşisi. Gibi bir klasik algoritmanın şeyi var, karmaşıklık sınıfları var. Kuantum bilgisayarları buraya bir şekilde giriyorlar. Onların kendi bir karmaşıklık ailesi, bir QP diye bir sonuç yönünde ortaya sürüldü. Bu kabaca P ile örtüşüyor. Fakat henüz gösterilmemiş olan şey şuydu. Bazı algoritmalarda kuantum bilgisayarlar diyelim ki faktörize etti. Asalsa çarpanlarına ayırma. Kesinlikle çok üstün. Ama sınıfsal bir üstünlük var. Tamamen ırkçı bir tabir. Supremacy. Yani burada sınıfsal bir üstünlük var mı? Bu ispattan geçen ay, Mayıs ayında bu ispat yapıldı. Sadece burada bu aileye ait olup da şu ailede olmayan, yani sonuç olarak bir kuantum bilgisayarın rahat çözebileceği, diğer bilgisayarların rahat, klasik bilgisayarların çok zorlanacağı bir problem ispatı yapıldı. Correlation diye bir isim var. İlk aynısı 2009'da bunu ortaya atıyor ama ispat 900 sürüyor. İki tane size dizi veriyorum. Bu diziler arasında ne derece bir Fourier ilişkisi var? Belli bir işin üstünde mi, altında mı? Quantum bilgisayar bunu çat diye cevabını veriyor. Klasik bilgisayar bayağı çuvallı. Bu NMR'da da deneysel olarak da gösterildi. Bunun kuantum şimdi hızlı çözülebilince. O yüzden burada bir yaşam şeyi var en azından. Kuantum bilgisayar. Pencereksi. Bu site kuantumcu mevcut kuantum algoritmaların tutulduğu bir site. Hali hazırda 400'e yakın kuantum algoritması var. Türkiye'den Zafer Gedik hocamızın algoritması da burada mesela. Ve yani sonuçta bunun ne kadar zor bir tam bir matematiksel alan buraya katkı da yapmak oldukça zor. Seyirci sayı kuramsal ve kare kütü problemleri gibi bazı alt sınıflar da burada problemler ve hangi hızlandırmaya sahip olduğu falan şu sitede görebilirsiniz. Dergilerde de yayınlıyorlar mı? Tabii. Bir dergide yayınlıyorlar normalde değil mi? Tabii. Normal. Burada belki dergileri şeyleri de olabilir. Citation'ları burada var mı? Şimdi kuantum bilgisayarların gücü nereden geliyor? Kabaca 3-4 dakikaya bitirmem gerekecek. Şimdi gerçekten eğer çok kaçamak ve görüşmek istiyorsanız kuantum paralellik falan gibi bir şeyin içinden çıkmaya çalışılabiliyor. Fakat aslında bir kuantum bilgisayarın nereden gücünü aldığını anlamak, yani bir kuantum sistemi olduğu için bu esasen kuantum mekaniği anlamaya eşdeğer. Durum çok böyle şey değil yani tatmin edici değil.
Ama şu bileşenler, kuantum mekaniğini çok iyi bildiğimiz bileşenleri değişik algoritmalarda çok ön plana çıkıyor. Eğer rastgele sayı üretici üretmek istiyorsanız, çünkü kuantum mekaniği bildiğimiz en rastgele düzen, orada belirsizlik ilkesinden dolayı o önemli. Üst üste bilme durumları çok önemli. Bir ölçüm yaptıysanız ondan sonra hep aynı sonucu almanız bazı algoritmalar için çok kritik. Dolaşıklık bazı algoritmaların olmazsa olmazı. Ve bilginin bir kopyasının üretilememesi de tamamen bazı algoritmaların, güvenlik algoritmalarının her şeyi buna bağlı. Bizi fizik koruyor falan gibi ürünlere yapıştırıyor ama yani onda da hepsinde Quantum Hacker diye bir camia türedi zaten. Ürünlerin de bir bug'ları olduğunu çok rahat keşfedebiliyorlar. O yüzden fiziğin koruduğu bir şey korunuyor. Yani sonuçta her şeyin belli bir teknolojik gerçekleştirmesindeki açık kapılar var. Oralarda çok rahat bir şey yapabiliyor. Bu sistemleri kurmak mümkün. Choice algoritmasından bahsedersem vakit tamam bitmiş olacağım zaten ama hani algoritma deterministik bir algoritma bir kara kutu problemine karşılık geliyor. Ve bir kara kutu veriliyor. Bu kara kutu iki üzeri her farklı girdi sahibi bir bir ve sıfırı çıktılardan size şu söz veriyor. Bu kutu hep sabit çıktı verir ya da dengeli sıfırla birileri %50-%50 verir diye bir sözle size kara kutu veriliyor. Quantum algoritma bunu küt diye sabit ya da dengeli olduğunu söyleyebilir ama klasik algoritma bunu anlaması için çok bahtsız bir durum olabilir. İlk yarısı hep 1-1-1 gelmiştir. Sonra hepsi de 0-0-0 gidecektir. Bir yarısından bir fazlasını görmeden buna karar veremez. En kötü durumda klasik algoritma. Ona göre bayağı üstel bir hızlandırma sağlıyor. Bu ilk kuantum bilgisayarların ilk tepelediği klasik bilgisayarları algoritma olarak ortaya atıldı ama 2007 yılında aslında bunu yenebilen bir klasik algoritma da ispat edildi. Sonra 98 algoritması henüz hala ayakta. O yüzden bu konularda klasik algoritmanın gücü çok iyi bilinmiyor. Yani klasik algoritmada mevcuta göre söylüyorsunuz şu kadar dövdük falan diye ama orada da çok ilginç şeyler yapılıyor. Bunun algoritmanın en önemli şeyi sisteme süperpoze olarak tüm girdileri bir anda sürmeniz. O sayede tek bir ölçümde kutunun içinde ne olduğunu anlıyorsunuz. Buradan sonrasını çok hızlı geçiyorum. Öğrencim Ozan Yerli, Connected to Me diye bir şirketin kurucusu. Şu anda 23,5 milyon kullanım sayısına sahip dünya çapında. Boş zamanları değil ama pek boş zamanı da yok. Quantum makine ile öğrenme uygulamaları bir evresi tanıma üzerine çalışıyor. Bu IBM 23 bitlik makinesiyle el yazılarını tanımak üzerine Support Vector Machine diye bir çok iyi bilinen makine öğrenme algoritması klasik bilgisayarlar için. Orada bu HHL dediğim matris tersi alması sadece kuantum kısım sadece burası. Bunu IBM makinesinde kodlayarak bir hocam şurada gösteriyor. Şurada ölçümler, kalibrasyonlar falan kendi şeyler. Şu ana kadar Ozan'ın geldiği yerde henüz bir hızlandırma söz konusu değil. Yani ancak şunda bir hızlandırma olabileceğini Ozan söylüyor. Sesli harfli sessiz sarma. Onu çok daha hızlı söyleyebiliyor. Alfabenin ilk kısmının ikinci kısmı falan gibi. Ama böyle A, B, C'yi ayırt etmeli de klasik algoritmayı üstüne çıkarır. Son sayfam bu. Şimdi kuantum bilgisayarların taş devri, bulutlu taş devri, bu Microsoft'un en tepe üreticilerinden birisi. Şubat ayında şöyle bir iddialı bulundu. Bu yılın sonuna kadar topolojik bulutları çıkaracağız. 5 yıla kadar da ticari kuantum bilgisayarlarımız olacak diyor. 2023 falan. Bu önemli bir şey. Demek ki bu taş devri, bulutlu taş devri kısa sürebilir. Bununla birlikte de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sevgili Şakir Hocam'a önündeki projelerinde ve yazacağı kitabı
merakla bekliyoruz. Ona bilim dolu, sağlıklı, nice yıllar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Aslında küçük bir hediyemiz hocam. Hediyemiz hocam. Hediyemiz hocam. Teşekkür ederim.